Habertürk.com'a hoş geldiniz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'da başlayan enerji krizi giderek derinleşiyor. Önümüz kış, şartlar çok daha zorlaşacak gibi görünüyor. Hükümetler çeşitli önlemlerle, tedbirlerle, indirimlerle ve destek paketleri vesaireyle yüksek faturaların önüne geçmeye çalışıyor. Ancak bunlar ne kadar etkili oluyor? Bu tedbirler yeterli mi? Kişisel olarak hangi tedbirler alınıyor, hayata nasıl yansıyor? Bütün bunları İngiltere'den bir konuğumla konuşacağız. Kendisi Ozan Ömer Küçük. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk. Siz kaç yıldır İngiltere'de yaşıyorsunuz Ozan Bey? Bizim 3 yılımız dolmak üzere. Peki, öğretmensiniz değil mi? Evet, piyanist ve piyano öğretmeniyim. Burada özel derslerle çocukları müziğe alıştırıyoruz. Evet, Avrupa çok sıcak bir yaz geçirdi. Geçen bahara doğru diyelim, Şubat sonunda Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş yavaş yavaş etkilerini göstermeye başladı. Enerji krizi ortaya çıktı. Doğalgaz, akaryakıt vesaire, hatta buna belki gıda krizine de eklemek doğru olur ve halka bütün bunlar yüksek fiyatlarla yansıdı. Yüksek enflasyonla yansıdı. Önümüz kış daha da zorlaşabilir şartlar. Fakat şu ana kadar yaşanan enerji krizini öngörülen pek çok senaryo var ama şu ana kadar siz nasıl yaşadınız, nasıl yansıdı size? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Açıkçası yani en baştan şunu söyleyeyim. Biraz bu enerji krizi ve genel olarak iklim krizi daha ziyade dar gelirliği çok kötü etkileyecek gibi görünüyor. İngiltere özelinde söyleyebilirim bunu gönül rahatlığıyla. Burada gözlemleyebildiğim kadarıyla alt orta sınıftan itibaren yukarıya doğru çıkarak evet etkileniyor, herkes etkileniyor ama özellikle dar gelirlinin ciddi zorluk yaşayacağını görebiliyorum. İki katına varan enerji faturalarında artış gördük ve devam edecek. Bu daha fazla artacak gibi görünüyor. Evet. Çok mesela siz kıyaslarsanız 3 senedir orada olduğunuzu söylediniz. Geçen sene, ondan önceki seneye göre faturalar ne kadar farklı? Geçen sene biz işte 1+1 bir apartman dairesi gibi bir yerde yaşıyoruz. Geçen sene yaklaşık £100, £110 civarındaydı. Bu sene 150 ödedik ama bu Ekim ayında bir tavan fiyat uygulaması var burada. Onun artırımına gidilecek ve ondan sonra tahmin ediyorum ki £200'un üstüne çıkacak aylık faturalar. Evet, yani 2 sene önceye kıyasla 2 kat bir fiyat artışı var ve ciddi bir şey bu yani. Evet, £100 çünkü çok değerli bir para. Evet. Peki hükümetler çeşitli tedbirler alıyorlar, işte basına yansıyor Avrupa ülkeleri, destek paketleri açıklanıyor, vergi indirimleri açıklanıyor. İngiltere'de hangi önlemler alındı ve bu önlemler sizin için size ne ifade ediyor? Yeterli geliyor mu mesela? Açıkçası yani buraya taşındığımızdan beri sosyal devlet neymiş, nasıl işlemesi gerekiyormuş biraz daha iyi öğrenmiş oldum, yaşayarak öğrenmiş oldum. Zira İlk pandeminin başında çok çok iyi şartlarla işte 6 ay, 1 yıl geri ödemesiz krediler, işletmelere krediler, hatta hibeler yapıldı. Daha sonra bu yaşam masraflarının artmasıyla birlikte burada belediye vergisi, council tax denilen bir şey var. Buna yardım olsun diye herkese sorgusuz sualsiz, yani vatandaş mısın değil misin diye sormadan bütün hanelere belli bir miktar ödeme yapıldı. Şimdi yine enerji krizinden kaynaklı bütün hanelere yine Ekim ayından itibaren işte toplamda £400'luk yardım yapılacak. Düşük gelirlilere yanlış hatırlamıyorsam £350, £750, £700 daha yardım yapılacak. Ayrıca Ekim ayından itibaren dediğim tavan fiyat uygulamasına bu yeni başbakan olarak seçilen Liz Truss yıllık £2,500'luk bir limit getirdi önümüzdeki 2 sene boyunca. Anladığım kadarıyla, yani çok bu konunun uzmanı değilim ama anladığım kadarıyla kalan miktar sübvanse edilerek bir yardım düzenlenmiş. Dolayısıyla yani devlet gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla oldukça yardımcı burada.
Peki, sizin kişisel olarak aldığınız tedbirler var mı? Yani yüksek faturaları düşürmek anlamında mesela eskiden çok da dikkat etmediğiniz fakat artık tasarruf etmek istediğiniz alanlar var mı mesela? Siz kişisel olarak hangi tedbirleri alıyorsunuz? Açıkçası yani henüz çok büyük tedbirler almamızı gerektirecek bir şeyle karşılaşmadık. Önümüzdeki kış ne olacak onu bilmiyorum tabii ki. Biraz daha Evet, asıl zorlu mesele o geçecek gibi nokta görünüyor. galiba. Rusya lideri Putin'in Evet. çok yeni bir açıklaması oldu Evet. çünkü. Yani bu Rusya'ya yönelik yaptırımlar karşılığında biraz gelişen bir süreç olduğu Evet. için ve yaptırımlar da devam ettiğinden sağlamayacağız dedi. Gaz, petrol, doğalgaz vesaire ve Avrupa bu kış donacak uyarısında bulundu, öngörüsünde bulundu. Var mı bir B planı? Acaba nereye gider bu kriz? Bize nasıl yansır? Yorumlarınız neler mesela? Burada biraz ben Avrupa'yı şey buldum genel olarak hazırlıksız yakalandı bu işe. Yani biraz Evet. Rusya'ya göbekten fazla bağlanmışlar zamanında ve şu anda bu olağanüstü durum karşısında çok hani ne yapsak acaba diye panikle hareket ediliyor gibi. Burada mesela takip edebildiğim kadarıyla bir nükleer santral, daha önce kapatılmış olan bir nükleer Evet. santral tekrar açılacak. Hı Daha hı. sonra yine Liz Truss başbakan seçilir seçilmez yaptığı açıklama, ilk açıklamalardan biri. Fracking denilen bir yöntem var. Toprak altında basınçlı su vererek doğalgaz çıkarma ama çevreye çok büyük zararı olan ve bu yüzden burada yasaklanmış bir yöntem. Başbakan seçilir seçilmez bu yöntemin üzerindeki yasağı kaldırdı ve Birleşik Krallık topraklarındaki doğalgazı çıkarma çalışmalarına başlayacaklarını ilan etti. Yani bütün bunlar tabii şeyi gösteriyor. Çok hazır değillermiş böyle bir hani Rusya'nın bir yaptırım uygulayacağına, karşı yaptırım Evet. uygulayacağına çok hazır değillermiş. O yüzden son dakika çok böyle uzun vadeli geri dönüşlerini düşünmeden şu kışı atlatalım ya da bu önümüzdeki iki kışı atlatalım sonra bakarız gibi tepkiler veriyorlar. Bir yandan da yapacak bir şey yok çünkü gerçekten alternatif yok. Yani biraz rüzgar Biraz enerjisine bağımlılığın yatırım var. gücü kaçmış değil mi? Biraz fazla enerji noktasında Rusya'ya olan Biraz öyle olmuş. Anladığım kadarıyla bağımlılığa öyle olmuş. dönüşmüş biraz. Evet. Evet. Peki halk nasıl değerlendiriyor? Mesela hep karşılıklı açıklamalarla biraz taraflar birbirlerini suçlarcasına tabii ki konuşuluyor ya. Bu işgalin ardından başlayan yaptırımlar ve Rusya'nın verdiği karşılık sokağa nasıl yansıyor mesela İngiltere'de? Nasıl yorumlanıyor? Kim sorumlu görülüyor bu durumda? Evet, yani bu konuda komşularımızla sohbet etme fırsatım oldu. Genel olarak ayrıca tabii şey de söylemem lazım. Arabada, radyoda dinlediklerimi kaydettim, onları söylüyorum. Buyurun. Yani genel olarak algı şey, Putin'in bir tırnak içinde deli olduğu ve işte ne yapacağı öngörülemeyen bir insan olduğu ve işte onunla bu kadar yakın iş yapmış olmanın daha öncesi için, onunla bu kadar yakından ve göbekten bağlanarak iş yapmış olmanın büyük bir hata olduğunu düşünüyor halk genel olarak. Ve tabii ki yani tek suçlu Rusya ve Putin ve bütün bu işlerin tek Sorumlusu olarak görüyorlar. sorumlusu evet Putin olarak görülüyor halk gözünde. Benim anladığım kadarıyla öyle. Evet, siz alt gelir grubuna işaret ettiniz baştan. Özellikle o kesim çok etkileniyor ve Ekim'den sonra özellikle hem kış şartları hem tavan fiyat uygulamasının değişmesi dolayısıyla çok daha fazla etkileneceğini öngördünüz. Var mı spesifik örnekler mesela o anlamda? Evet, o az önce bahsettiğim radyo LBC kanalı, arabada giderken sıklıkla dinlediğim bir radyo kanalı. O kanalın özelliği de bir spiker var ve sürekli halk bağlanıp bir konu etrafında fikirlerini beyan ediyor. Evet. Oraya bağlanan insanlar eğer şeyse işte belediye yardımlarıyla geçinenler veya işte düşük gelir seviyesine ait olduklarını beyan ediyorlarsa hemen arkasından mutlaka şeyi söylüyorlar. Gerçekten işte şu ana kadarki faturalarımı ödemekte çok zorlandım. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Daha da artacak fiyatlar. İşte donacak mıyız bilmiyorum. İşte battaniyemi alıp oturmaya çalışacağım evde. Hiçbir ısıtma aracını yakmayacağım ama nasıl olacak bilmiyorum. Çocuklarım var, onları nasıl ısıtacağım bilmiyorum şeklinde dert yanıyorlar. Ama tabii yani bu şeyler
yeni açıklanan yardım paketleri ve bu tavan fiyat uygulamasına getirilen limit bir noktaya kadar rahatlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki tek başına doğalgaz demekten ziyade elektrik, doğalgaz, akaryakıt da var işin içinde, gıda konusu da var. Sonuç olarak bir araya geldiğinde topyekün çok ciddi bir yük masraflara. Bu konuyla ilgili mesela öngörü ya da önümüzdeki süreçte neler olabilir noktasında konuşulanlar ya da sizin düşünceleriniz nedir? Şimdi tabii bütün bunların hepsi birbiriyle bağlantılı, fiyatları arttırma bağlamında. Aynen öyle. Ve bugünden yarına Yani değişebilecek bir tablodan da bahsetmiyoruz. öyle Buyurun. görünüyor maalesef. Buyurun. Evet. Maalesef öyle görünüyor. O yüzden işte dediğim gibi burası İngiltere, yani Birleşik Krallık genel olarak böyle çabucak nasıl çözüme ulaşabiliriz diye düşünüp işte nükleer santral ve fracking yöntemiyle doğalgaz çıkarma yöntemlerine başvurdular. Açıkçası petrol fiyatları pandemi öncesini çok bilmiyorum nasıl bir ortalamada gidiyor ama pandemi başında 1.20 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 1.21-1.30 civarındaydı litre fiyatı. Bir iki ay öncesinde 2 pound'u gördük. Yani neredeyse iki katına yakın bir artış oldu petrol fiyatında. Şimdi biraz sakinleşmiş durumda. Bunda tabii şeyin de etkisi var. Yani İngiltere kendi petrol şirketleri olan, işte kendi petrol kuyuları olan, pek çok petrol kuyusuna erişimi olan bir ülke. Bir tık daha dünyanın geri kalanına göre avantajlı gibi görünüyor Amerika ile birlikte. Evet. O açıdan hani petrol sorununa bir şekilde çözüm bulurlar diye düşünüyorum. Ama tabii yani fiyatlar arttı kesin olarak. Yani şu an 1.80-1.90 civarında petrol fiyatları ve taşımaya yansıyor. Taşıma fiyatları markete yansıyor. Açıkçası ben Ankara anlaşmalıyım. Eşimle birlikte geldik yaklaşık 3 sene önce. Bizimle birlikte ve aşağı yukarı bizim nasıl diyeyim, yaşam standartlarımızda olan insanlarla oturup konuştuğumuz zaman herkes şeyi görüyor. Yani özellikle market harcamalarının ciddi arttığını, Evet. işte daha önce 20-30 pound'a çıktığı marketten 40-50 pound'a çıktığını söylüyor herkes. Dolayısıyla bu var, yani böyle bir artış var. Ama bir sosyal devletin aktif bir şekilde çalışıyor olması ve bir de tabii imkanlar ve kaynakların çok çok daha fazla olması sebebiyle birkaç sene içerisinde biraz normalleşeceğini düşünüyorum. Özellikle de tabii yani bilinemez, Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman bitecek bilinemez. Ama o Evet. savaşın bitmesiyle bir normalleşmeye döneceğimizi umuyorum ve düşünüyorum. Evet. Şimdi akut olarak önümüzdeki kış önemli tabii. Biraz önce siz de bahsettiğiniz özellikle dar gelirli, alt gelirli grup için çok önemli. Nasıl bir kış geçecek? Doğalgaz en önemli sorun, en akut problem dediğim gibi. Peki bir hükümet değişikliği de oldu bütün bu süreç içerisinde. Sokağa yansıdı mı yaşananlar? Eylemler, protesto eylemleri vesaire başlamıştı diye düşünüyorum. Öyle gündeme gelmişti daha doğrusu. Ne durumda? Sokağa yansıyan bir durum var mı? Yani Gerçek. açıkçası şöyle söyleyeyim. Bir eylem haberi duydum ama kendimin şahit olduğu bir böyle hani fiyatların artışından kaynaklı bir galeyana gelme durumu yok. Sokaklar gayet sakin ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyor, devam ediyor. Sadece konuşuyor insanlar. Çünkü dediğim gibi yani alt orta gelirden itibaren aslında çok etkilenmiyor insanlar. Çok büyük bir böyle sarsılma durumu yok. Evet. Dolayısıyla görebildiğim kadarıyla öyle bir panik hali veya işte galeyana gelme hali yok sokaklarda. Evet ve hükümetin periyodik olarak açıkladığı tedbirler de zannediyorum etkili oluyor, değil mi bu durumda? Evet. Yani o şeye güvenini alabiliyorsunuz. Evet, zor bir kış olacak ama bak işte bir şeyler Kontrol etmeye yapıyorlar. çalışıyoruz. Kontrol etmeye çalışıyorlar. Aynen öyle. Yani yalnız değiliz diye hissettiriyor devlet. O açıdan fena değil bu durum yani. Peki. Eklemek istedikleriniz var mı Ozan Bey son olarak? Çok teşekkür ederim. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ve geçmeye devam edeceğiz gibi görünüyor birkaç sene. Ama eminim işler yoluna girecektir ve her şey güzel olacaktır. Peki, umuyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar katkılarınız Ben için. teşekkür ederim. Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan
enerji krizi Avrupa'da etkili oluyor. Bir süre daha devam edeceği ve daha da derinleşeceği hatta öngörülüyor. Biz de yaşayanlarla konuşmak istedik ve İngiltere'de bulunan piyano öğretmeni Ozan Ömer Küçük'le değerlendirdik. Şimdi Almanya'dan bir konuğumla değerlendireceğiz yaşananları. Selda Havaöz konuğum. Selda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Burçak Hanım. Siz Almanya'da yaşıyorsunuz. Mesleğinizi öğrenebilir miyim Selda Hanım? Evet Burçak Hanım, ben Almanya'da doğup büyüdüm. Mesleğim şu an gastronom. Bundan 3 sene önce düğün organizasyon şirketim vardı 14 sene. Onu bitirdikten sonra 3 senedir de gastronomum, restorantım var. Köln'ün çok işlek bir caddesinde onu işletiyorum. Evet, yani siz aynı zamanda bir işverensiniz ve dolayısıyla bu krizin boyutlarını farklı farklı alanlarda yaşıyorsunuz. Öncelikle size nasıl yansıdığına değinelim. Geçen Şubat sonunda başladı savaş ve enerji krizi yaptırımlar sonrasında Rusya'nın verdiği karşılık sonrası ortaya çıktı. Giderek de etkili olmaya başladı şu anda yüksek faturalarla karşı karşıya halk. Sizde nasıl bir fark oldu mesela geçen sene aynı döneme göre kıyaslarsanız? Evet Burçak Hanım, zaten dünyadaki bütün insanlar son 3 senedir çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bu dönemi atlatır atlatmaz mı diyelim, tam atlatmadan mı tekrar bu enerji sıkıntısıyla Avrupa karşılaştı. Evet. Ve burada bir takım hem manevi hem maddi insanları çok etkiledi. Tabii ki şu an bizim takibimizin olduğu sürece müthiş derecede bir korku algısı var. Bu zaten 3 senedir gerek rahatsızlıktan, pandemiden dolayı oluyordu. Şimdi üstüne bir de enerji sıkıntısı. Tabii ki burada da enflasyonu vesaire müthiş derecede zam geldi bu son sene. İnsanlar da tedirgin olmaya başladı. Yani en iyi bir aile normal bir fabrikada çalışan 3-4 bin euro alıyorsa bunu artık çok sıkıntılı idare etmeye başladı. Bir de soru işaretleri gerçekten anlaşılmazsa, gerçekten dedikleri gibi %500 elektrik faturamızı etkileyecekse bunun altından nasıl kalkarız diye insanlarımız tedirgin olmaya başladı. Evet. Bilmiyorum bu dereceye gelmesi mi gerekiyordu? Eski hükümet daha mı farklı davranırdı? Bence kesinlikle Yani iç politikada da bu böyle. dereceye Buyurun. Evet. Evet. Bence Merkel döneminde bu dereceye Merkel problemleri çok rahatlıkla çözebilen bir bayandı diye düşünüyorum. Bu dereceye gelir miydi? İnsanlar bu kadar mağdur olur muydu? İnanın o konuda emin değilim yani. Anladım. Daha Yani iyi olurdu iç diye politikaya düşünüyorum. yönelik bir takım tartışmalar, soru işaretleri de var bu konuyla Tabii. ilgili olarak diyorsunuz. Peki tedbirler var, bazı önlemler var hükümetin aldığı. Bunlar hangi tedbirler, ne kadar yansıyor halka, yeterli oluyor mu? Tedbirlerin arasında mesela mekanların, dükkanların, restoranların ışıklarının saat 10'dan sonra kapatılması. Şu an takibimiz itibariyle sadece büyük marketler, zincirleme marketler kapatıyor, uyuyor ona. Saat 10'dan sonra ışıkları kapatıyorlar. Ama biz birey olarak küçük gastronomlar, küçük mekanlar, iş yerleri İçeride daha çok dikkat ediyoruz. Dükkanımızı kapattıktan sonra bütün ışıkları kapatıyoruz. El hediye almaya çalışıyoruz ış lambalarımızı. Yani bizim de yaptığımız bir de tabii ki şöyle bir şey var. Ayrıyeten bir bütçe ayırıyoruz artık. Çünkü biz de bilmiyoruz sürpriz. Sene sonunda nasıl gelecek, ne kadar gelecek. Bunun çok büyük bir miktarda geldiğini düşünürsek bu bizim finansımızı çok etkiler. Evet. Yani iflasa kadar götürebilir. Evet, başta da söylediğimiz gibi aynı zamanda bir mekan sahibi olduğunuz için farklı giderleriniz var. Kriz de sadece enerji kriziyle de kısıtlı değil. Akaryakıt ve gıda krizi de var sonuç olarak. Onlar da tabii yükseltiyor giderleri. Dolayısıyla hani siz böyle bir kıyaslarsanız öncesi ve sonrası şeklinde ne kadarlık bir artıştan bahsediyoruz giderler anlamında? Hem elektrik, doğalgaz hem işte diğer giderler anlamında bakarsak. Faturalar bazında mesela. Giderler anlamında neredeyse kiramızın yarısı kadar elektrik faturası ödüyoruz. Size öyle izah edeyim. Ki bu da yeterli değil. Neredeyse kiramız kadar bizim kendi adıma konuşabilirim bunu ki birçok da yerlerin öyle olduğunu düşünebiliyorum. Faturalar %30, %40 değişti gider olarak.
Tabii şimdi sistem, bir de şunu da söylemek istiyorum. Köln çok turistik bir yer, kaldığımız yer, ve biz çok turistik bir caddedeyiz. Ve bu caddede de duyumlarımıza göre 3-4 tane mekan şu an satışta, kapatmak üzere. Ben bunun krizinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu caddede mümkün değil iş olmaması, işlerin olmaması. Çok turistik, çok kalabalık bir cadde. Yani demek ki gerçekten bu dönem gerek akaryakıt zammı olsun, gerek gıdalarda zamlar olsun, etkiledi bizleri de. Peki, etrafınızda şahit olduğunuz farklı durumlar var mı? Yani bu krizden etkilenme anlamında söylüyorum. Mesela örnek verirseniz, insanlar hani eskiden şunları yapabiliyordu ama şimdi yapamıyor gibi, ya da bu yüksek faturalara çözüm bulmak anlamında kişisel tedbirler, ne gibi kişisel tedbirler alıyor insanlar? Böyle şahit olduğunuz spesifik örnekler var mı mesela? Sonuçta Tabii ki. alt ve dar gelirli bir sınıfta var. Mesela orayı nasıl etkiledi? Nasıl yaşamlarını idame ettiriyorlar? Yeterli geliyor mu hükümetin aldığı tedbirler ve destekler? Buyurun. Hükümetin aldığı destekler kesinlikle yeterli gelmiyor. Mesela en son 300 euro bir enerji Evet. yardımı diye konuşuldu. Evet, o yardım edilecek ama o yardımın tabii ki vergisini de ödeyecek alan kişi. Onu da hesaba katmıyor bazı vatandaşlarımız. Vergisini ödedikten sonra kalacağı zaten 200 euro. Ama şu an konuşulan %500 artış ve müthiş derecede bir zamlama var. Gıda sektöründe, enerji sektöründe olsun, her şeyde. Bu yani yeterli değil. Dediğim gibi 3-4 bin euro alan bir aileye bilmiyorum, şu an gerçekten bazı şeylerin çok yenisindeyiz daha. Ama tek şahit olduğumuz müthiş derecede iç huzursuzluğa yol açtı. Ve bizim bir tarafımız da çok sosyal olduğu için, sosyal bir ağın içinde olduğumuz için iş hayatında gerek şiddet, gerek aile huzursuzluğu, bunlara da etkisi olduğunu dile getirmek istiyorum. Şahit olduğumuzu, Yani yaşanan olayların. sıkıntılar, enerji krizi, şiddet olaylarını mı artırdı? Toplumsal Tabii ki. sırada yansıdı diyorsunuz, öyle mi? Tabii ki sonuçta senelerdir çok rahat bir bütçeyle geçinen bir aileyi düşünün. Sonra birden bir psikolojik baskı. Zaten 3 senedir bir pandemi süreci, insanlar eve hapsoldu, bir korku salgılandı. Ve pandemiyi hala biz burada atlatmış da değiliz derken şimdi de bir zamlama, bir bu pahalılık girdi. Buna tabii ki insanın psikolojisi birden çocuğuna bir şey alamaz. Nasıl yapsa bir baba, ev hanımları çalışmaya başladı biraz. Yani böyle bir dengesizlik Avrupa'da ilk defa ben dediğim gibi burada doğup büyüdüm. Hakikaten ilk defa bu kadar korku algısı, bu kadar bir belirsizlik ve pahalılık görmedim. Gerçekten görmedik. Yani 5 litreye 10 litre pardon 10 litreye aldığımız ya 19 euro iken 50 euro oldu. Sütler 70 iken 1,30 misal. Yani gerçekten ciddi anlamda. Şimdi bir de enerji krizi. Yani yine de dünyada olduğu gibi bir takım büyüklerin anlaşamadığını halk çekiyor maalesef burada da, dünyada olduğu gibi. Yani Piller ve böyle çimenler bu. diyorsun yani Selda. Evet. Peki korku dediniz, yani önümüz kış, çok daha zor şartlar bekliyor gibi görünüyor açıkçası. Biraz buraya bağlı olarak bir belirsizlik ve korku hakim anladığım kadarıyla. Nedir konuşulanlar, öngörüler, halk arasında tedirginlik meseleleri hangi başlıklardadır mesela? Halk arasında nedense gerek bilir kişiler halk arasında bilir kişiler bunu bence tam rayına oturtturamadı. Yarattıkları sadece korku algısı. Lütfen tedbirinizi alın. Lütfen işte kullanışlı tedarikli olun. Tedarikte ne vardır? Mumlar alın vesaire gibi. Yani bu sadece korku algısı. Belki de gerçekten yaşamayacağız bu sıkıntılı dönemi. Belki de anlaşacaklar. Belki de tatlı bir sonuçla bağlanacak inşallah. Dua ediyoruz tabii ki öyle olmasıyla. Yoksa sadece meteorolojiye kaldı maalesef bir takım şeyler. Havalar kötü olduğunda inanın herkes benim gibi bir soru işaretinde. Ne olacak? Battaniyeler mi alsak? İşte elektrikli şeyler mi alsak? Bunlar mı? Hiç kimse bir sonuç üretemiyor. Sadece yaptıkları bir miktar para.
bütçe ayarlamak sene sonuna. Başka hazırlanabileceğimiz hiçbir şey yok zaten. Evet. Yani bu tedbir alın, hazırlıklı olun uyarıları da halk arasındaki tedirginliği, korkuyu artırıyor anladığım kadarıyla. Ben değil mi? Tabii ki. Aynen, kesinlikle. Şimdi bu ortam şöyle oluştu. İşte Şubat sonunda Rusya-Ukrayna savaşı başlamasının ardından Batı'nın ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'nın karşılığı sonrasında bu tabloyla karşı karşıya kalındı. Böyle sokakta konuşulanlar vesaire anlamında soruyorum. Bir sorumlu suçlu aranıyor mu? Kim olarak değerlendiriliyor? Var mı böyle yorumlar mesela? Var yorumlar. Şu anki hükümeti suçluyorlar tabii ki bu dereceye gelmesini. Bir de şunu düşünmek lazım. Burada Almanya'da müthiş derecede Ukrayna vatandaşı var. Ve Ukrayna vatandaşlarının hakikaten olmayan imkanı Avrupa sundu. Gerek iş konusunda gerek bütçe konusunda. Ve maalesef bu iç huzura da yansıyor. Nasıl yansıyor? Bir mahallede Ukraynalı bir aile olduğunda, diğeri de Rus olduğunda, Alman da onların hepsine böyle bir antipati besleyebiliyor. Bu iç huzuru da bozuyor. Ama suçlusuna gelecek olursak tabii ki devleti yönetenler, yani devleti yönetenler, iktidar. Burçak Hanım. Peki sizin kişisel olarak aldığınız tedbirler ve önümüzdeki kış için düşündüğünüz B planı var mıdır? Biraz da oradan bahsederseniz buyurun. B planımız bizim kendi kişisel mekanımızın dört duvarı, etrafı hepsi camdan çevrili. Burayı komple izole ettirmeyi düşünüyorum ki ısıyı kesinlikle dışarı içeriye vermesin. Bir, ikincisi lüzumsuz bar bölümümüzün, buzdolaplarımızın lüzumsuz ışıklarını kapatıyoruz. Bir de bütçe hazırlıyoruz. Yani bir de bütçe kenara hazırlamaya çalışıyoruz ki bu da zor oluyor. Giderler eleman gibi devam ederken. Giderler müthiş derecede, eski giderler değil. Müthiş derecede bir çoğalma var giderlerde. Yani bir şekilde tamamen girmedik o gemiye. Evet. O kervanı tamamen oturtturamadık maalesef bu sene. Evet. Bir belirsizlik ve tedirginlik hakim önümüzdeki süreç için anladığım kadarıyla. Peki eklemek istedikleriniz var mı Selda'nın son olarak? Eklemek istediğim sadece beni dinleyen, vatandaşlar duyan herkese sükunet, sabır, bütçe tavsiye ediyorum. Biraz kenara bütçe. Başımıza geleni tabii ki çekeceğiz ama iç huzurumuz da bozulmasın. Bunun da üstesinden geleceğiz bol sabır ile inşallah diye umut ediyorum Burçak Hanım, bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Umuyoruz çözülür sorunlar diyelim. Rusya-Ukrayna savaşının ardından başladığı enerji krizi ve giderek de derinleşti. Önümüz kış, problemin çözümü çok bugünden yarına da görünmüyor ve daha da belki etkileyeceği halkı öngörülüyor. Bunları değerlendirdik. Almanya'da yaşayan Selda Hava Özne. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.